Bu videomuzda siyanotik konjenital kalp hastalığından bahsedeceğiz. Önce konjenital ne demek ona bakalım. Sonra da siyanotik kelimesinin anlamıyla devam ederiz. Konjenital doğuştan demektir. Konjenital hastalık dediğimizde kişinin o hastalığa doğuştan sahip olduğunu anlamalısınız. Dolayısıyla bu hastalığa sahip olmanın beslenmeyle ya da çevresel faktörlerle bir ilgisi yoktur. Bu hastalığa sahip olanların kalpleri doğuştan yapısal olarak anormaldir. Son zamanlarda teknoloji sayesinde anne karnını ultrasonla görüntüleyebildiğimiz için bebeğin anne karnındayken konjenital kalp hastalığı olup olmadığını görebiliyoruz. Yapısal bir anormallik olduğu için fiziksel olarak görebileceğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Siyanotiğe gidecek olursak, sianotik için en iyi eş anlamlı kelime morarmış olabilir. Tıbbi terimlerle açıklayacak olursak, bebeğin cilt tonunun mavimsi ya da morarmış görünmesi anlamına gelir. Bu arada bebek demeye devam edeceğiz çünkü konjenital kalp hastalığı dediğimizde genelde bebeklerden bahsederiz. Bu hastalığa sahip kişilerin bebeklik döneminde tedaviye başlamaları gerekir. Bu şekilde hayatta kalarak yetişkinlik dönemine erişebilirler ama tedaviden veya teşhisten bahsediyorsak çoğu zaman çocuk yaştaki hastaları kastederiz. Evet diyelim ki buraya çizeceğimiz bu bebekte morarma görülüyor. Bebeklerde bu durum pek çok sebepten ötürü olabilir akciğer hastalıkları, kan dolaşımı bozuklukları gibi nedenleri olabilir. Ama bugün konuştuğumuz konu kapsamında bizim için şu anda önemli olan, kalplerindeki yapısal anormalliğin bu morarmaya sebep olması. İnsanlarda bu mavimsi tonun ya da morarmanın en belirgin şekilde gözlenebileceği yer, mukoza zarlarıdır. Yani morarma, göz akında, dudaklarda ve dilin ucunda da görülebilir. Hastalığın çok ciddi olduğu durumlarda tüm vücutta morarma gözlemlenebilir. Bu da vücutta yeterli oksijen olmadığını gösterir. Bu noktada şu tıbbi detayı da eklemeliyiz. Kanda çok fazla karbondioksit bulunduğunda rengi mavi olur ve fazla oksijen bulunduğunda ise rengi kırmızı, hatta parlak bir kırmızı olur. Kanın rengiyle ilgili genel kanı budur ve bu tespit bir dereceye kadar doğru. İçinde daha az oksijen olan kanın rengi tam olarak mor diyemesek de daha koyudur. Şimdi de biraz kalbin işlevinden bahsedelim. Tabii şu anda anatomik olarak doğru bir şekilde çizmiyorum. Böyle kaba taslak bir kalp çizmiş oldum. İşte bunlar da dört odacığımız. Kalbin ne işe yaradığını, neler yaptığını eminim biliyorsunuz. Ama ben yine de genel bir şekilde kısaca anlatacağım. Şu üstteki iki odaya kulakçık diyoruz. Burası sağ kulakçık, bu arada burası sağ burası da sol olacak. Tıpta bu şekilde belirtilir çünkü röntgen veya bir filme baktığımızda kalp genelde bu şekilde ters yüz edilmiş halde görünür. Bu yüzden sağ tarafın solda olmasına alışsanız iyi olur. Evet buraya da İngilizce kısaltmalarını yazalım. Sağ kulakçık RA ve sol kulakçıkta LA. Bu alttaki odacıklara ise karıncık diyoruz. Yani kalbin büyük pompalama odaları. Burası sağ karıncık, burası da sol karıncık. Dokular tarafından kullanılmış olan kan, oksijenini kaybettiği için mavimsi renkte olacak. Bunu temsilen şuraya mavi bir çöp adam çizelim. Bunu oksijensiz kan olarak düşünebiliriz. Ya da içinde çok fazla karbondioksit bulunan kan da diyebiliriz. Bu kan ilk önce sağ kulakçığa döner, oradan sağ karıncağa gider. Burada bir kapakçık var. Aslında her bir oda ve bölümün arasında kapakçık var ve konjenital kalp hastalığında bu bölümlerin bazılarında yapısal olarak anormallik olabilir. Ama bu konuya birazdan değineceğiz. Daha sonra kan sağ karıncıktan akciğerlere pompalanır. Akciğerler kanın oksijen aldığı yerdir. Bu yüzden nefes alıp vererek gerekli olan oksijeni vücudumuza sağlarız ve bu oksijen akciğerlerimizde kan ile buluşur yani kana geçer. Bu sayede akciğerlerimizden çıkan kan kırmızı olur. Oksijenli ve kırmızı kan kalbe sol kulakçığa döner. Kulakçığın kalbin dışından kan alıyormuş gibi göründüğünü fark ettiniz mi? Bunlar alıcı odalar. Kan sol karıncağa geçer. Sol karıncık içlerinde en güçlü olanı çünkü kanı çok uzağa, vücudun geri kalanına pompalamak onun görevi. Artık buraya şöyle bir çöp adam çizebiliriz. Rengi kırmızı çünkü kanında daha fazla oksijen var. Bu konuyla ilgili eksik bilgi vermemek için şunu da belirtelim. Kalpten kan alan damarlara atar damar diyoruz. Bu yüzden kırmızı kan genelde atar damarlarda dolaşır. Atar damar ya da tıpta kullanılan bir başka adıyla arter kanı dokulara ulaştırır. Oksijen dokulara ulaştığında kandan ayrılır. Diğer bir deyişle kan oksijensiz kalır ve bu sefer de toplar damarlara döner. Toplar damarlar ya da venler kanı kalbe geri götüren damarlardır. Genelde sağlıklı bir insanın atar damarlarında akan kandaki oksijen miktarının %90'dan fazla olmasını bekleriz. Sağlıklı bir insan için genelde bu oran %98,99 civarındadır. %90'ın üzerinde olması vücudumuzun sağlıklı çalışması için yeterlidir. Burada ise damarlardaki oksijen belli ki %90'ın altında olacak. %80 ya da %70 bile olabilir. Bu oranı etkileyen birçok faktör var. Tüm bu bilgiler ışığında atar damar ve toplar damarlarda farklı seviyelerde oksijen olabileceğini biliyoruz. Peki tüm bunları hesaba kattığımızda siyanoz nedir ve nasıl teşhis edilir? Daha önce morarmanın yani siyanozun kanda yeterince oksijen bulunmadığında oluştuğunu söylemiştik. Bu tanımı yaparken atar damarlarda bulunan kanın oksijen doygunluğunu baz alıyoruz. Tabii toplar damarlardaki oksijen miktarını önemsediğimiz durumlar da var ama şu anda buna odaklanmayacağız. Konjenital kalp hastalığı söz konusu olduğunda bizi ilgilendiren atar damarlardaki oksijen seviyesidir. Peki atar damarlardaki kanda az olarak tanımlanan oksijen yüzdesi nedir? Bu sorunun cevabı siyanozun derecesine bağlı olarak hastadan hastaya değişir. Ama bu durumdaki bir hastanın atar damarlarındaki oksijen oranının %90'dan az olduğunu kesin olarak biliyoruz. Genelleme yapacak olursak siyanozun kandaki oksijen oranı %80 ila 85 civarındayken oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu oran kişinin anemi hastası olup olmadığına, akciğerlerinin ne derece çalıştığına göre 3 aşağı 5 yukarı farklılık gösterebilir. Ama genelde siyanoz görüldüğü durumlarda oksijen oranı kesinlikle %90'ın altında ve genellikle %80 civarı bir yerde olur. Bunun da altına düşerse durum çok tehlikeli bir hal almaya başlar. Bir başka deyişle atardamarlarda akan kandaki oksijen oranı %80 civarında seyrederken hayati tehlike oluşmaz ama bundan daha da aşağı düşerse hayati tehlike oluşabilir kandaki oksijen doygunluğu %80'lerdeyken çok ciddi bir durum olduğunu söyleyemeyiz tabii ki ideal olan oran bu değil ama yaşamı tehdit eden bir durumda söz konusu değil henüz bazı konjenital kalp hastalıklarında oksijen oranını %80'lere getirmek yapabileceğiniz en iyisi bile olabilir şunu da belirtmekte fayda var. Hastaları değerlendirirken sianotik terimi bir hastalıktan bahsediyormuş gibi kullanılmaz. Bu terimi daha çok bir kategori olarak düşünebilirsiniz. Yani sianotik kalp hastalıklarını sianotik olmayan kalp hastalıklarından ayıran bir kategoridir. Örneğin yapısal anormalliklerin söz konusu olduğu bazı kalp hastalıkları vardır. Kalbin işlevi harika olmasa da atardamardaki oksijen doygunluğu bu durumdan etkilenmez. Kısacası siyanotik derken kastettiğimiz şey kendi başına bir hastalıktan çok bir durum ya da kategori diyebiliriz. Daha fazla detaya girmeden kalbin bu kaba taslak çizimine baktığımızda genel bir kural olarak siyanotik hastalıklarda kanla ilgili farklı bir çalışma mekanizması olduğunu söyleyebiliriz. Kan birbirine karışırken sağdan sola doğru şant oluşur. Şant sözcüğünün anlamı bir şeyi olması gereken yerden başka bir yere yönlendirmek demektir. Burada bahsettiğimiz şey kanın kendi akış doğrultusundan çıkıp farklı bir yere gitmesi durumu. Gördüğünüz gibi kalbin sağ tarafı bu mavi kanla dolu. Mavi kan sola doğru yönlendiğinde bu kısımdaki kanla karışır ve bu kez buradaki oksijen doygunluğu düşer. Bu yüzden belli sianotik kalp hastalıklarından bahsederken sağdan sola şantın önemli bir nokta olduğunu ve kanın birbiriyle bu şekilde karıştığını da hatırlamalısınız.